Yes, dear friends, we continue with the next video. Arkadaşlar bu bir önceki videonun sonunda işte dedim class'a güvenmeyin falan bir sürü örnekler verdim yani. Ya sırf class'a da değil. Ne şirkete, ne enspektöre, işte class'lar dökmeci de yetişmiş olmayabilir. Sadece makinacı gönderiyorlar. Tankerden yetişme makinacı gönderiyorlar. Güverte işlerinden anlamaz. Tamam mı? İşte örnek verdim. Bu tam bir tane gemiyi alıyorduk. Şeyin dümen dolabının önüne bir HF'i koymuşlar tershanede. Şeyi de repeater'ı de sola doğru koymuş, tamam mı? Yani tam serdümenin karşısında değil. VHF tam serdümenin önünde, dolayısıyla manevralarda VHF'ten ses geliyor. Kaptanın, pilotun komutunu duyamıyor şey. Dümenci. Ya yani tam rezillik. Ötekisi işte şeyini, pilotun ladder'ını, o çarmıh olanı yanlış yere koymuşlar şeyini, bağlama noktasını güvertede. Sen alüminyum ladder'ı indiriyorsun, alt tava hizasına gelmiyor. En fazla 55 derece indirebilirsin, tamam mı? Ta ortasına geliyor. Bu sefer senin 70 derecelere falan kadar indirmen gerekiyor. Ona rağmen şey olmuyor. Bağlama noktalarına denk gelmiyor falan bordadaki. O yüzden yani şeylere, klas kuruluşlarına tavsiyede bulundum. Yani bir kaptan bir de şeyci gönderin diye. Baş mühendis. İki kişi gönderin abi. En aşağı. Bunu standart hale getirin. Ya da işte yeterince tecrübeli kimseler olmayabilir. Ya da tersanelerde biz bunları çok gördük. Yani ben kaç kontrat attım abi? 20 mi attım, 24 mi hatırlamıyorum. Ben yarısında tersane gördüm. Çok şanslıydım ben. Başta eğlenceli gelir de sonra artık şey oluyor, yeter diyorsun yani. Gerçekten ya. 12 kontratımda ben tersane gördüm. Ya yeni tersane alım, yeni gemi alımı tersaneden ya da tamir tersanesi. 5 yıllık vesaire. Tamam mı? Çok şeyler gördük yani. Rüşvet alan olur. Gemiden ya da tersaneden işi şey yapar, kapatır, üstünü örter, hasır altı eder. Altın kural arkadaşlar. İkinci kaptan yalnızdır, tamam mı? Ve el elin eşeğini türkü çığırarak arar. Bunu sakın unutmayın yani. Kendi kontrolünüzü kendiniz yapın. Kendi gözlerinizle görün. Kendi raporunuzu hazırlayın. Daha kimseye güvenmeyin yani. Ha demiyorum ki bütün klaslar böyle şeyler böyle falan ama oluyor bunlar yani maalesef. Tamam mı? Bütün işte neydi? Şeyin, şirketin superintendentlar, enspektörleri, herkes böyledir demiyorum ama yani azınlıkta da değiller, onu söyleyeyim yani. O yüzden işte bu gemi yeni çıkmıştır repair tersanesinden 5 yıllıktan veya işte yeni deliveridir, yeni şeydir. Hiçbir yere bakmama gerek yok vesaire diye düşünmeyin sakın. Kendi inspection'ınızı, kontrolünüzü kendiniz yapın her zaman. Yalnız olduğunuzu bilin. Ha adam gelir işini çok iyi yapıyordur, o ayrı, ama kimseye güvenmeyin. Kendi şeyinizi kendiniz yapın yani. Unutmayın yani. Altın kural. El elin eşeğini türkü çığırarak ararmış. Umurlarında bile değil genel olarak. Yani bütün böyle yani çok farklı yerlerde girdim gerçekten. Yani Brezilya'dan tut Çin'e, ne bileyim işte Türkiye'den ne bileyim şeye kadar, uzak doğusuna kadar, tamam mı? Yani çok yerde girdik. O yüzden çok şey değil yani. Kendiniz bakın abi, sıkıştırın yani. Tersanede coşun. O tersane videolarını söyledim. Tersanede ter dökmeyen sonra seyirde kıçından ter döker yani. Yapıştırın abi. Tamam. Sıkıştırabildiğiniz kadar sıkıştırın. Evet. Yes, we continue. Another problem. Yani gemi bu hale geliyor. Abi kimse görmüyor. Ben de bunu anlamıyorum. Hani hadi şirket hata yaptı. Gemi personeli ilgilenmedi. Ya bu gemiye port state gelmiyor mu abi? Class gelmiyor mu yani? Ne iş bu, ne pehriz bu, ne lahana turşusu. Yani bir iki yer değil, her yer dökülüyor ve majör yani direkt bu geminin tutulup, çünkü ambar kapaklarında ağır kaçaklar var abi, tamam mı? Çok ciddi. Yemişim yükünü. Bu aynı zamanda denize elverişlilikle de alakalı bir şeydir. Bunu zaten limanın seyre salmaması gerekir, tamam mı? Yani port clearance'ı vermemesi gerekir. Yükü elverişli değil. Seyire hiç elverişli değil. Loadline kuralı gereği değil mi? Orada yazıyordu. 10. kural mıydı? 9. kural mıydı? Videosunu çekmiştik. Eskilere bakarsınız. Yes, we continue. Yeah, same problems işte. We like this continue. Hinges.
Gerçekten çok şanslılar. Yani kapaklar McGregor kapak hala direniyor yani gerçekten yani. Yani altın madalyayı hak ediyor şeyde. Kapak hususunda yani. 2-2 daha 4. Yes yani işte this is the conditions we continue. UFC heavy rusty on the dominant make curve here. Yani almost all of the hints have fallen. Bitmiş yani gemi bitmiş abi. UC yani very corroded condition here. Are we recording? Yes, we are recording. You see this one, yani. What is this, my friend? What is this? In 12 hours we will solve the problem. And you see here another problem, I think you see here some drop also. Yani this is because this stopper normally has to be center like this. Pardon. In that condition. You see here is some shift. Yani maybe this pin just little. Also that end has to be same level. You know yani maybe because of the angle of the photo maybe some level but normally hinge and the other hinge like this going like this one go like this other hinge go like this has to be same level my friend yani has to be same level. Maybe some gap here because the pin inside maybe become thin and then easy coming yani. No good. Ha, I am just assuming this one. Yani because normally has to open this one and see what is going on. But no chance for this one. Yes, finish. Okay. Yes, this one also gone. And then okay. I will make another video about this cargold resting pads. I will not continue. What was the last? Pardon. Maybe we can continue. Hatch covers inspection, I think. Yeah. Yes. Okay. We continue. Yeah. Continue with the resting pads. Okay. Şimdi at first I want to show you something. Maybe here. What where we have? Just a moment. Ha, here. I made a yes, additional inspection, I think this one. So if you mark like this, so you can prepare this one. Yani this is just an example. Okay, this is cargo hold number one. Yeah, this is not a ISM form. Okay, I just made this one myself. Yani. So to see the condition. Okay, yani cargo hold number one, hatch cover, rest pads. Resting pads mean landing pad. İşte bad condition, fair good condition. So I already explain here what I mean. This is bad condition. Have surface worn, also some damage in the landing. Fair.
Just little scratch on the surface. Good. No problem. And resting pads, underside shin plate, foundations have too much rust. So, and then according to this one, I just mark all the landing pads. Yani for example, in the forward part we have four landing pads. Good, good, fair, good. İşte fair, good, fair, fair, bad condition. So I make a map. But how you will make map if you mark? Okay, this is very, very important. You see. İşte number one forward, starboard, starboard means number one forward, starboard, most starboard, forward, starboard, forward, port, forward, port, port. For example, yeah, it is up to you how you indicate, how you understand. So you, it is up to you. Yani. You see. Here some parts not touching the landing pad. Yani touching other landing pads and here have some gap. That is why I told you buy a jackknife. Okay, pocket knife. And then here is a marlin spike. You see I can insert here because very big gap here. Not touching. You see other one can touch. No problem. This is a Swiss Victory blue color mariner pocket knife. I recommend strongly recommend to buy. All my chief mate life I use this one. This is very very useful. You can use everywhere. You see, some of them cannot enter directly contact, no problem. But some of them have very big gap, you see. I can insert. So, all the landing pads needs to be adjusted first before change the rubber packing. You see. This marlin spike is not sharp, so you will not damage the rubber packing of the landing pads, okay? Yani. You see gaps. Also, don't forget, you always check these non-return wires. We have already speak about this one before. Yes, and when I was make inspection, I also make this one. You see, a very big gap. Some of them, this is the marlin spike, for example, of the pocket knife. Buy one of this one. I recommend. Very good. Yes, this is good round gasket. Not round gasket. How? What can we say? Quick acting cleat. Rubber washer. Yes, yani round rubber washer. They say this one. This is poor condition. And over compressed, you see. Yani. Some of them cannot enter. Very slight difference. Some of them very big. They just change this one with new one, but here some gap has to be supported with some additional shim plate, so rise this one. But at first adjust everywhere. Yani. You see. Cannot insert, touching. Also you see here, very big problem. Just a moment. Yes, we continue. You see here, almost steel to steel contact. Because landing pads are not properly adjusted, you see. There is no gap here. You see one location. I cannot insert the marlin spike because the gap here very little. You see. İşte we just check the landing pads. Also deformation on the quick acting cleat. Some of them insert. Some of them touching, some of them not touching. And some of them, you see, you can insert the marlin spike because the gap between the hatch panel and the hatch cover is not even. You see, here much more, too much gap. Yani maybe more than 1 cm gap.
The other parts may be half remain somewhere touching, directly touching. You see here maybe more than 2 cm gap. So hatch covers, my friend, very very poor condition. Also this round washer damaged. Arkadaşlar bunların orijinal, bu lastiklerin, cleatlerin, lastiklerin round washer diye geçmesi lazım. Tamam mı? Yani tam şey yapamadım ama. Ya manufacturer kitabında yazar, üreticinin kitabında round washer. Quick acting cleaned round washer. Round maybe işte gasket washer something, yani gasket washer diye de geçiyor olabilir. Şey round rubber washer, rubber. Round rubber washer diye geçiyor olması lazım. Tamam mı? Ona gemiye çıktığınızda bakarsınız yani. Yes. Also cutter pins has to be complete. You see this is over comp, not properly compressed actually. Because it is no gap has to be adjusted from the nut. Where is it? No. Has to be adjusted from the nut. I have already speak about this one, how to adjust. Please watch my video about the hatch cover. Okay. This is over compression here. Also bent on the steel. Şey, this is yes, steel washer. This one metal. Between these two metal, inside rubber. This has to be flat also, no good yani. You see very big gap. Some, also you see here some waving. This is not good, my friend. This is why happens, why? Because you see here not contact. Here is gap. I make zoom in. You see here is gap here. And then here. Here is flat. Flat. But here have some curve like this. Because here the landing pad touching, this is not touching. All the weight of the panel, yani some part of the weight of the panel only. Also you see here another waving here coming like this and then flat. Here, here is flat, here is waving, here is waving on the hatch coming. Also you can see from here, you see the down. Here is coming flat. So the weight of the hatch cover not evenly distributed, yani. Only one part lifting the weight. Remaining is not touching because that landing pad has to be adjusted. This is no good. So as you see in the hatch cover video, maybe you will one day you will crack on the hatch cover panel. No good. You see another wave here waving. No good. No good. Yes, waving also here. Yes. This is the cleats. Yes, and this one finish. I close this one. I open number two. And you see in the folder, for one of the hatch cover I take 92 photo. For example, for hole number one, 110 photo. More photo is good, my friend. Don't forget, okay? Yani not little. For example, when you prepare that report, işte you, pardon, you have here how many? For example, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 24. So total 24 landing pad. So I just only take 24 photo is enough. No, yani as much as possible take more photo, okay? More photo is always better. From different aspects, different angles. Also same. Yeah, I just use your saw, metal saw here instead of pocket knife, because this is much more thin and long.
So you see here no contact. Here too much contact. This is just new. And they paint this one, I don't understand. Yani most probably this is from the shipyard, okay. Yani in the shipyard they try to make something about the hatch covers, but this is no good. They paint the rubbers because this is a spray painting, not roller or not brush. And shipyard, they didn't cover this one with tape, okay. So painting rubber is no good. You are reducing the lifetime. Also waving here. Yes, you see here almost steel to steel contact. Maybe 3 mm something remain. Very very little. This is one corner. And here also have contact. Zero clearance. Okay. And here you see the gap more than 1 cm. And then here this is about 2.5 cm, so here the gap 2.5 cm. The other side same again. Yani also what is this, you know, yani one corner to other corner. What it indicates, my friend? Yani I am looking from forward, okay. So işte here is the non-return valve one side. This is the other non-return valve here, okay. And then some cleats here. İşte cleats. I am directly looking from the forward. İşte here is superstructure. So here is starboard side, here is port side for example. I am in the cross deck. I return my back to forward and I am looking to aft. Here is the hatch cover. Okay, I just draw the hatch cover with another color. And then with this one. So this is my hatch panel. Okay, so what is the problem here? You see one corner almost contact here. The other corner touching also. But in the middle, very big clearance yani. So what it indicates? You know, yani maybe your hatch panel also have, maybe, have some deflection. I am just driving extremely. Here is big gap. In the corners, no gap. Or one other option. Because you know, when we look vessel from the forward, the main deck have some curve. Correct. Yani it's shaped like this. For example, this is one crane house. Yani the main deck is not flat. Have some curve. And so also this curve continue in the cross deck also. So your landing pads are not adjusted, my friend. Yani these corners has to be little high. Correct. Huh. But the middle has to be little low because of that curve on the cross deck. So your hatch cover evenly touch all the landing pads. So remain the original shape. Also distribute evenly the weight. All the weight distribute evenly. A total adjustment need. Okay, yani. Actually, what is better? Ask some team from the manufacturer in that condition of the edge covers. Okay, yani. Okay, as a chief mate, I made my report, but yani I am not a professional about the hatch covers, okay. I just made a report, I showed the problems, but it is better come a professional manufacturer, engineer, team, come on board, check landing pads, condition of the hatch cover. They have some devices, check the steel plate thickness, paint thickness, işte quick acting cleats, everything, rubber, also hydraulic system, they check everything, they prepare a report. In that, if your hatch covers in that condition, because these are very very poor hinges, everything they check. You see here, yani. You see here no clearance. Yeah, have little clearance here. So this landing pad not adjusted properly. You see too much problem.
Yes, you see here I put the saw. This is metal saw. Maybe this is ruler, metal ruler. To show, have the curve on the top. Yeah, this is black and white. Cannot see because here all dark. But and I know what is the problem. This landing pad coming like this and have curve like this. Here no contact. Yeah, because this photo becoming black and white, we cannot see now. But that is why I put the roller here. Middle have contact, but the sides doesn't have contact. So. Yani. See, too much rusty. See the roller is flat, but landing pad very big curve. Very poor maintenance my friend. Very poor maintenance. Also you see extreme compression here. Why? How we understand? Because you see here a wave in the landing pad. Yani you see here coming like this and then you see here the MacGregor letters have curve here going like this. So extreme compression in that landing pad. And this is no good, no good. You see, the other one is not touching. Yes. Also, hatch cover panel very rusty and damaging the surface of the landing pads also. Yes. You see. Yani also if your hatch covers like this, I have already checked, but you know there were no crack on the panel, hatch cover panel. You see extreme compression here and damaging the landing pad. No good, no good. What is this? Okay. There were no crack on the panel. So in that conditions you suspect also about any crack. Okay. Maybe big crack, maybe minor crack. So you check the paint also. Okay. Yani if any crack somewhere has to be checked. Very important. Yeah, all of them same. Yani any change, I just any different thing. We just big make big. What is this? You see, this is a good example. You see, the middle have contact. I just remove this. And then sides doesn't have contact. Yani this is have curve bended. Not even. You see. Arkadaşlar burada sadece köşeler boş. Ortadan değiyor. Yani bu altı o kadar kabarmış ki pasla. Şey oluyor yani. Sadece ortası değiyor. Kenarlar değmiyor. Bunun tam dümdüz şekilde değmesi lazım. Also you see one another problem. When we close hatch cover, hatch cover not directly closing up and down. Just closing like this. Correct. Why? Have some angle. Why? You see it is coming and pushing. You see here the signs. It is pushing the landing pad to that side. That is why here in the down naylon cover the gasket black color have some
signs for this one. It's just turning. Correct. Huh. So my hatch cover not closing like this. When close also shifting. Shifting that side and pushing this one. So this one try to move to side. And you see here. Yeah, everywhere a problem. Too much thing. This, and you see here the signs. It is pushing the landing pad. No good. Yes, very big gap here. Other side doesn't. You see, yani here very very little. You see, very more than 2.5 centimeter. Yani very very big problem. You see here. Yes. What is this? Hmm. Yes, we are recording. Yeah, I will quickly proceed, my friend. You see extreme compression damaging landing pad. Because all the photos almost same, yani we just continue quickly. You see extreme rust here. What is this? Yes. I mark all of them one by one and then we prepare that report. Okay. Very important. What is this? Hmm. Have some heat here. Because inside this shim plate, how happen like this? I don't understand really. You see extreme compression here. Have some cracks. You see here cracks too much because extreme compression, pushing too much, pushing. Some of them have gap. All of them outside covered with paint. No good. You see, this is the locators. One here, big gap. Other side cannot insert. This is no good. So this is side locators, FY locators, correct. Stoppers, FY stoppers. This one. And don't forget here, the clearance, what I remember, 1 mm to 3 mm, something like this. And you can ask, you can check from the manufacturer booklet, okay, what I remember. This FY stoppers has to be some clearance here. 1 to 3 mm. Yani between, yani 1 mm or maybe 3 mm maximum. 3 mm. Or 1 mm. Yani not direct contact. This is no good. So it indicates shift to one side. You see here very big gap. Yani maybe 2.5-3 mm gap here and then here no gap. Yani no good. Yes, we continue. Too much problem, too much. You see here some problem with the hatch cover also, because you see here also one landing pad here, but yani even in the very small, in half meter distance, very small distance, you see here about 2.5
centimeter. And here is 1 centimeter something like. Yani 10 mm, about, just about 10 mm. Here 25 mm. Yani here. And here no, yani this is no good. No good my friend. Over compression also here. Over compression, over compression, pushing too much. And you see here the here is flat. Pardon. Şöyle I take this one. Here is flat, but here have some curve, huh? Maybe what I see, maybe because of the photo camera, I don't know. So it indicates when closing hatch cover, pushing that landing pad. Locators also stoppers have very big problem. Yani we cannot solve this one with the ship screw. I am sorry. Yani very big things. What is this? Ah, we almost come to aft. Yes. Yes. Yes, this is finish also. Also very rusty. You see here, yani very big curve. Middle touching, sides not touching. You see very big gap. Yes. Pardon. What is this? One side have big clearance. 2.5 mm, 3 mm, other side of almost same maybe, but seems like here is rusty, so has to be checked. You see also panel, this plate is very rusty. Rusty and touching only from here, remaining is not touching. Also seems like have some S. Huh? Maybe from the photo, but yani you see it is coming like this and like this, seems like this, huh? maybe because of the rust, I don't know, but too much problem yani. Don't forget, yeah, you make your own inspection, okay? Yani don't believe anybody, don't believe. This is not good seamanship. I am sorry. Very poor. Yeah, you see here they paint with the spray in the shipyard most probably. Yeah, I am telling shipyard because what I remember in that vessel there is no airless painting gun. We don't have pneumatic paint gun. Ya airless painting gun dediğim arkadaşlar şey boyalı boya tabancası, tamam mı? Şeyli. Böyle şeyi takarsın, havayı basınçla boyar, sprey boya tabancası. Bu gemide yoktu. So you see here and then with the cup brush they try to clean and damage scratch too much. Also this is another problem. Yeah, very poor condition, my friend. Which one we will solve? You see, yani. You see, yani. Heavy rust, heavy rust. What is this? How that can happen? Yani, because you see this also show the problem of the maintenance company. You see, this landing pad is new, just new.
Because here is yani black color and good condition. But if you change this one with the new, why you didn't the rust chip here? Huh? Clean the rust. Why? Why didn't you make this one? You just change this one and finish the story. What is this? Yeah, because that rust. Yeah, minimum 2 years rust. Yani. 2 years rust. Why you didn't? You see here. Yeah, what is this? Maybe more than 2 years. They only change and then send vessel. What is this? What was the superintendent doing? Sleeping in the shipyard. And my friend, you see here some local paint. Local paint. What was the name? Local rust. Yani accumulated rust. Because that indicates also the some, how can I say, in the very small scale, in the micron scale maybe, some working on the steel plating here. Because why here is not rusty, but here rusty. So most probably here, the weight of the hatch cover pushing much more in that area. Okay, and then here, not too much. You see also how we can understand. This, especially that spot paint, you focus in ballast tank inspections. Okay, so that local spot rusts shows too much thing. When I make video about this tank inspection, I will speak about this one. Because here, why not rusty, but here rusty. Why? And this is important. Why focus the rust accumulate only one area, but here no rust. And you see here, I think some problem. You see here coming even, and then here is a some small peak, and then it is going down. And this, you see here, same like some small angel. You see, pardon. And it is not coming flat here, and then here another angel. In that point, and this is, you see here, for example, not completely. Bakayım, I will try to adjust. Maybe like this. Yes, you see, it is not continuously going. This part of edge cover just little come down. So this is very very important. Yeah, also you see the paint waves, yani some micronic waves here. Maybe from there hatch cover start to bend. Yani this is hatch cover panel. Maybe from one side start to bend. I am extremely driving, yani. So you also focus on the meaningless rust, spot rust, because there is no heat, nothing. No, if any heat something, okay, it is another story. But if there is nothing, why here accumulation of the paint? You see here, especially in the stopper landing pad, top of the landing pad, it indicates I think some problem. You see here, yani. Yani arkadaşlar, şunu ben Türkçesini de söyleyeyim de. Yani niye burada pas olmuş, tamam mı? Ve yani şuradan düz bir açıyla devam etmiyor. Burada hafif aşağı kaymış kapak. Ve şurada böyle yani yaprak şeyi gibi böyle izler var, görüyor musunuz? Niye buralarda pas var da burada falan yok? Anlatabiliyor muyum? Ya bu önemli. Bu tank inspection'larda zaten söyleyeceğim yani. Bu, özellikle tank kontrollerinde bu spot rust'ların böyle dağılışı, nerede toplandı, tamam mı, çok şey ifade eder. Yani bir darbe falan yoksa burada, boyayı kaldıracak sonradan touch up yapmışlar falan bir şey yoksa, niye buralarda pas toplanıyor, tamam mı? Demek ki burada sacda böyle mikronik şeyde gözle fark edilmeyecek şekilde çalışıyor sac, esniyor buradan, tamam mı? Buradan daha fazla bir sorun var demektir normalde, yani. Tamam.
Ya bu şu an burada sadece farz misal yapıyorum. Bu resimde vardır demiyorum ama ya muhtemelen öyle bir durum var yani. Tamam mı? Bunlara dikkat edeceksiniz. Özellikle tank kontrollerinde. Tamam mı? Yani oradan anlarsınız. Frame'lerde, işte o şeylerde böyle nasıl diyeyim? Corrugate saçlar olur arada. Tamam mı? Onlara ne deniyor? Main beam deniyor. Yani ana posta deniyor onlara. Tamam mı? Mainframe, ana posta deniyor şeyler. Onları tank inspection'a geldiğimizde şey yaparız. Zaten yani şeylere de boyalara da konsantre olun. Yani nerelerde paslanma var? Anla ki kapak oradan zorlanıyordur abi. Tamam mı? Çok önemli yani. Zaten mesela şeyde niye dedik? Tel kontrollerinde hep dönüş noktalarına bakın, tamam mı? Hep oralar daha önce paslanır. O yüzden crane'leri park ederken bir uzun bir kısa lashing yapın. İşte teller hep aynı yerden yemesin. Yani tel de sonuçta bir metal. Dolayısıyla metalin çalıştığı yer daha çabuk paslanır arkadaşlar. Bu önemli. Tamam. Biz gözde fark edemiyoruz ama şey yapar yani. Belki bir anlam ifade edebilir ya. Bu önemli yani. Onu da bir kulağınızın bir kenarında dursun. Mutlaka olacak diye bir şey yok. Ama şey olur yani. Bazen ciddi şeyler ifade eder yani. Evet. You see here some shift. Yani total. This is not upright. How can I draw with this one? You see. It is not upright. Like this. It is shifted one side. So when close edge cover, closing with some angle and pushing the landing pad. Yani my friend too much thinking. Yeah, for the new chief officers, yani I actually not wish to make a video like this. Because maybe you will think, oh, what is this? What we will do? Too much problem. Yani I don't want to affect your moral. You know. Yani but sometimes my friend nothing to do. Şunları da atalım şöyle bir. Çöp. Yes. Sometimes nothing to do. Yani you have to face the reality. Okay. Yani you don't become a bad mood. But you know the business. This is very very important. Don't forget you are always alone as a chief mate. And I give an example about the captain in that vessel. He told me we make chalk test. İşte this is our rubber packing. So we, by hand we draw here. So we send photo to company. Okay, we make an all area in the rubber packing have contact. But with the hand we just draw in the this is the rubber packing. Okay, we just draw the by hand. So you just make your own inspections. Don't believe anybody, okay? And don't think, and everybody know everything. Yani if somebody come on board, any işte surveyor, something, superintendent, class surveyor, port state. Yeah, yes, they know. Because some standard education for training for them. But yani maybe sometimes even they know, but sometimes they not care intentionally. Sometimes they don't know too much. Okay, maybe sometimes they are tired, cannot focus. Okay, several reasons maybe happen. So, you make your own. Okay. And then my friend, if you like, don't forget to like. Okay. If you wish, subscribe my channel. And if you wish, recommend. To your friends. Okay. Thank you very much. Thanks for watching. See you with the next video. Okay. Bir de bunun şeyini şey yapmadan önce kapamadan önce Türkçe de şey yaptım. Arkadaşlar moraliniz bozulmasın. Ya bu çok ekstrem bir gemiydi, tamam mı? O da bizi buldu anasını satayım.
bazen yapacak bir şey yok. Yani dediğim gibi kendi göbek bağınızı kendiniz keseceksiniz bazen. Aman bu kadar kötü durumda ne yapacağız ne edeceğiz demeyin. Abi sağlı sollu yardıracaksın, tamam mı? Official solution, yani resmi çözümler artı acil durum çözümler. Bir şekilde o yükü almak gerekir. Yani bak bir sürü şeyler işte yangın hortumları falan kapan böyle şey yapılmış. Benden önceydi de ben de sökmedim abi, kapaklar kaçırıyor ne yapalım yani. Hatta ilave ettiğimiz yerlerde oldu, ne yapacaksın şimdi? Adam tutturmuş 12 saatte değişiriz başlayın. Hangi şeyle başlayacağız? Onun hikayesini anlattım önceki videolarda. Saçmalık. Tamam mı? Yani çünkü o şeye ISM Company başkaydı. Owner başkaydı. Bunlar tutuştu ben bu rapora hazırlayınca. Aldır uldur hemen armatörün işte gönlünü yapmak şeyine falan. Böyle hemen şey yapıyoruz, işe müdahale ediyoruz. Yani affedersin ama götünü yiyeyim ayağı dediğimiz şeyler. Böyle yalandan. Bu sefer gemiyi sıkıştırıyor. Saçma sapan işler. Durumu bilin. Raporunuzu hazırlayın. Mutlaka yazılı raporu hazırlayın ve gönderilsin. Bu çok önemli yani. Tamam mı? Yani böyle şeyler de oluyor. Kaptan da olduğu gibi. Yani adam göndermeyebilir. Tamam mı? Yani eğer imkan varsa mesajlara bakın. Şirkete falan gönderildiğinden emin olun yani. Çünkü sen hazırlıyorsun, veriyorsun, adam göndermeyebiliyor. Bu şeyler var. Nasıl diyeyim? Open door tarzı böyle şeyler. Yani gerçi onlar şikayet amaçlı ama. Ben bir sefer şey yapmıştım yani. Kullanmıştım onu. Ne için kullanmıştım? İşle alakalı değildi ama yani gemide 3. ve 4. kaptanda bir hastalık vardı cinsel yolla bulaşan. Biz gemiye katılmadan önce bunlar gitmiş. Yani şöyle söyleyeyim, AIDS'in birkaç düşük versiyonu. Adını unuttum hastalığı. Abi bunlarda bu bir ilaç işte vardı yoktu gemide bir şey oldu. Ondan sonra ben öğrendim lan gemiye geldik bir ay sonra bunlarda bu hastalık var. Daha önceden de almışlar. Çünkü şeyde böyle cinsel organlarında bir takım böyle şeyler çıkmış, tamam mı? Oradan anlıyorsun lekeler. Ulan ondan sonra şey kaptan da diyor dördüncü kaptanın abisi eczacıydı işte sen git oradan al filan. Şirkete de şey yapmıyor. O kendi şeyine kapamaya çalışıyor, tamam mı? Ulan yani bu elle bile bulaşıyormuş. Yani sen aynı kalemi tut oradan. Kısırlığa bilmem neye bir sürü şeye kadar gidiyor yani. Yani ACE diyelim birkaç yılda öldürüyorsa bağışıklığını zayıflatıp bu 10-15 yılda öldürüyor gibi bir şey yani. Bir farklı versiyonu adını unuttum. Mesela onun için kullanmıştım yani. Şirkete yazdım dedim böyle bir durum var bu herif saçmalıyor yani. Tamam. Ondan sonra abi gemiye sağlık ekibi gönderdiler. Rastgele 8-9 kişi de yaptılar. İlaveten bir de reiste de çıktıydı Filipinli. Bunların üçünü hop gemiden şey yaptılar yani. Tamam. Yani böyle şeylerde yani çünkü her türlü hile hurda fırıldak olabiliyor gemide. Mutlaka olacak demiyorum. Çok tertemiz insanlar çalıştığı gibi gerçekten böyle çok cins tiplerde çalışıyor yani, tamam. O yüzden arkadaşlar şey yani gardınız hep yukarıda olacak gemiden inene kadar. Ne yaptığınızı bilin. Moralinizi hiçbir zaman bozmayın yani. Bu kadar kötü kondisyonda gemiye çıktım ne yapacaksın? Hiçbir şey yapmayacaksın abi. İsteyeceksin ram nekteyi bir çekeceksin raporunu. Ha imkan varsa değiştirilir tabii ki. Ondan da kaçma. 1 ve 2'den işte 1 numaralı ambardan başlanır ama yani bu gemide gördüğünüz üzere şey değildi yani. Hani önce Hinçler o yani ambar kapaklarının menteşelerinde o ana birleşim şeylerinde sorun var. Yani hepsi tutmuş. Oralarda düşmeler, kaymalar var. Onları yapmak lazım. Landing pad'ler pas içinde. Onların ayarlanması lazım. O locator dediğimiz üçgenler. Onlar pas içinde bir taraftan değiyor, bir taraftan değmiyor. Bunları şey yapmak lazım. İşte pasını bilmem nesini şey yapmak, shin plate'ler kaynatmak, ayarlamak filan. Bir sürü sorun. O sen şeyleri, ambar kapak contalarını değişeceksin. O kanalların içi pas içinde her taraf. Onlar şey yapılacak da pas işte raspa yapılacak, boya yapılacak da delik deşik çıkarsa fitar tamir edecek de ondan sonra contaları takacaksın. Contalar bir sonuçtur, sebep değildir, bir alamettir. İnsan ateşi gibi yani. Bir hastalığın işaretidir. Kendisi bir sorun değildir. Yoksa sen sök, direkt tak. Hiçbir anlam ifade etmiyor yani. Birkaç ay sonra aynı hale gelir yani. Siz kontratınız bitmeden o yeni taktığınız
Lastikleri de ambar kapaklarının dökülür. Bir anlam ifade etmez. Boşuna iş. Tamam mı? Yalandan. O yüzden bunlar gemi personelinin limitini aşan bir durumdu burada. Çok çok kötü durumdaydı çünkü. Tamam. Ramnek'le idare edeceksin. Tersaneye kadar idare edecekler. Yükü hassas olmayan seferler bağlayacaklar. Ha, bağlarlarsa da onların problemi. Göndersin Ramnek köpük yapalım. Bitti. Elimizden geldiğince de bakım tutumuyla devam ederiz. Bu kadar yani. Bu kadar. Böyle kendinizi de paralamayın yani. Çünkü bu sizin sorununuz değil. Yani siz ben geldim, katıldım. İlk bir ayda yaptım. Kontroldüm. Şimdi ne yapayım yani? Anlatabiliyor muyum? Elimizden geleni yapmak için gemiye gittik ama yani şunu bir daha söyleyeyim arkadaşlar. Yapabileceğiniz işi bilin. Yani yapamayacağınız işi asla sakın. Ambar yıkama, o kimyasal yıkama örneğinde de verdim. Aman yani bir haftada yapılacak bir temizliği 2 günde yaparız demeyin. Tamam mı? Aynı bunda da yani. Kardeşim bu gemide olmaz. Bu bizi aşar. Tamam mı? Yani çok sorun var. O yüzden hileye hurdaya başvurmadan. Ha illa ki derlerse ki bütün işi gücü bırakın değiştirin. O da ayrı konu. Kendileri bilirler. Direkt sök contayı tak. Bitti. Yani kendi bilir. O contalar da deli gibi pahalı. Tamam mı? Boşu boşuna spiyerleri yiyecekler yani. Ondan sonra hiçbir yerine ayar yapmadan da şey olacak. Tersaneye kadar bir şekilde idare edilmesi gereken bir durum. Yani. Zaten bu gemide ne kadar? 2 yılı falan vardı ya. 2 yıl bile uzun bir zaman yani. Ona göre yük bağlayacak. Düşük navlunlu, sudan etkilenmeyen, kömürdü bilmem neydi. İşte kumdu böyle. Uyduruk yükler bağlayacaklar yani. Tamam. Iron Ordu falan. Çok fazla. O şekilde yani. Gerçi ayrın orada da su girmesi çok tehlikelidir. O da bir ayrı konu yani. Çünkü direkt batırır gemiyi. Onunla ilgili bir şey var. Yani ayrın or Dangerous Good'a girer kimi tipleri Hindistan'daki balçık şeklinde böyle şeylerle paletlerle yüklendikleri. Onunla ilgili bir bülten var. P&I Club'ların. Iron Ore Dangerous Good, Liquefying böyle sulanma falan yazın çıkıyor yani. Onları da okuyun. Evet arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.